biraz böyle sizin gibi bu kadar büyük bir kurumu temsil eden bir başkanın bize, gençlere önümüzdeki dönemle ilgili şu hani işe odaklanma konusundaki ne düşünüyorsunuz ve neler tavsiye ediyorsunuz? Sadece o merkezi düşünmeleri konusundaki son görüşlerinizi alayım. Yani tabii biraz kendi alanımın dışında bir şey ama tecrübeme dayanarak şunu lütfen ifade edeyim ki yani bir kurumun mümessil olarak da ifade edebilirim. Yani bir sırf maişetimi kazanayım, sırf geçimimi sağlayayım düşüncesinden hareketle işe girilmez. Hı hı. Her insanın kendi yeteneği vardır. Onu kendisi de bunu önce görebilir. Ve hevesi vardır, isteği vardır, sevdası vardır. Bana sorarsanız o alanda kendini yetiştirmesi gerekir. Ve o alanda yetiştirir zaman da başarılı olur. İstemediği bir alanda eğer kendisini yetiştirmeye çalışırsa sizin arkadaşınız gibi evde reçel yapmaya başlayabilir. Bence söylemem yani tecrübeme dayanarak bunu söyleyeyim. Evet. Daha çok Fatoş Hanım'ın ilgilenmesi. Ama Sayın Emdürlü iş olanağı yaratmaya devam biz, edecek tabii galiba ki, değil bizim, mi? Bizim şunu çok rahat ifade edeyim sözümün başından beri. Biz teknik elemanlar için iyi bir kurumuz ve teknik elemanlar da kendilerini bizde iyi yetiştirirler. Bunu ifade edebilirim. Bilhassa mimarlar açısından, bilhassa restoratörler açısından bizim kurum gerçekten hem bir kurs yeridir hem de iyi kendini yetiştirme yeridir. Oradan bizden gidip de çok başarılı olan kişiler var, başka kurumları da ayakta tutan kişiler var. Kendi mesleğini, kendi işini de bu anlamda büyüten çok çok insan var. Hı hı. O nedenle de kurumsal olarak da biz bu hafızaya sahibiz geçmişten ve gelecekte de ben inanıyorum ki bu kapasitede çalıştığımız takdirde, ürettiğimiz takdirde biz bu anlamda teknik elemanların için vazgeçilmez bir kurum olacağız. Ama son 12 senedir biz bunu yapabiliyoruz. Ondan önce yoktuk. Son 12 senedir işte toplam 4000 civarında restorasyon gerçekleştirdik. Bu rakamı vermek zorundayım. Ve her yıl 250 tane şantiyemiz var. Devam edecek o zaman bu. Tabii ki her sene biz bu 250 şantiyemizi yapacağız. Bu 250 şantiye dediğim eski esere yönelik. Aynı zamanda biz yeni inşaatlar da yapıyoruz. Hı. Çünkü bir elimizdeki mevcut arsalarımız var. İmarlı arsalarımız var. Onları gelir getirebilir mahiyete dönüştürebilmek için üzerine inşaat yapmamız gerekiyor. O anlamda inşaat mühendisleri için de bizim kurum bu anlamda tercih ediliyor. Kısaca söyleyeyim. Milli emlaktan sonra yani devletten sonra en büyük gayrimenkul stoğuna sahip olan kurumuz. Bunların değerlendirilmesi lazım. Evet. Bunların yatırıma dönüştürülmesi lazım. Biz bunu bir de çeşitlendiriyoruz. İnşallah dediğim gibi kurumumuz tercih edilebilir bu anlamda tecrübe edinmek için. Ve ben gençleri de hem üniversitelerimizi de hem de kurumumuzu tercih etmelerini sağlık veriyorum.